Selamünaleyküm Kurşu Camiası arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir şöyle ufaktan bir video patlatalım dedik. Hem de kuşlarımızın son durumunu sizlere göstereyim. İyi maşallah arkadaşlar. Beyazlar yumurtlayacak. Yumurtayı kovalıyor. Erkek. Şöyle görebilirsiniz, hemen de eş aldı zaten. Hayvanlar böyle. Diğer kuşlarımız da burada. Yavrumuz da burada. Diğer kuşlarımız da şurada taş yiyor. Ay maşallah be. Arkadaşlar, kanala göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel gidiyor. Abone sayımız da hızlı bir şekilde artıyor. İnşallah daha iyi seviyelere gelecek. Daha iyi durumlara gelecek. Yalnız abone olmadıysanız henüz abone olup videolarımızı beğenmeyi, bu camiye girmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü dikkat ediyorum, videoların izlenme oranları yüksek. Fakat o kadar abonemiz yok. Demek ki bazı arkadaşlar videoyu izliyorlar, abone olmadan çıkıyorlar. İnşallah onları da aramızda görmekten sevinç, mutluluk duyarız arkadaşlar. Kuşlarımızda durumlar şu anlık böyle. Bakalım yavru için. Şimdi yavruya ufaktan bir yemleme yapacağım zaten. Yavru zaten ondan sonra ben tekrar yemliyorum. Arkadaşlar bu dumanlı kelimize, şu dumanlı yumurtaları var. Orada yumurtlamışlar. Şimdi inşallah zaten oradaki arka tepe boz kelinin de yumurtaları çıkmak üzere, çatlamış hatta. Böyle biraz geçin şuraya, geçin. Hoppala, yavruyu şöyle bir alalım, yavruyu. Şöyle bir alalım. Yavru arkadaşlar ufak ufak kendi yemiyor ama yine de biz yemini veriyoruz. Çünkü yani kendini götürecek kadar daha yem yemeye başlamadı. Arkadaşlar bu mavi yavrumuz da ve Nudi yavrumuz, zaten videolarda anlatıyorum. Şu Nudi'nin altından gelen yavrular. Bunların erkek başına mızımızı öldü. Hastalığa verdik. Şimdi acaba onlar ikisini de damızdan mı ayırsam düşünüyorum ama ya şimdi altını da görmek istiyorum. Onun yüzden bir tanesini uçuracağım. Ondan sonra bakacağım. Hangisi? Onun bir kararını vermeye niyetindeyim. Veya erkeği de ayırabilirim. Büyük ihtimalle erkeği ayırabilirim ama onların ikisi de dişi gibi geldi bana. Onu bekleyeceğim. Ondan sonra onu karar vereceğim. Yavru dediğimiz gibi yemiyor. Ama biraz daha bir tık daha takviyeye de ihtiyacı var. Bakalım inşallah yani fazla bir zaman sürmeden kendi başına idame edebilir. O zaman bu da yine uçum kümesine gidecek arkadaşlar. Hafta sonu da cumartesi günü de inşallah bir tane yeni bir kümes aldık. O kümesi getireceğiz, demir kümesi. Orada da güzel bir video çekeceğiz. Kümesimizi tanıtacağız. Hem de oradaki işte kümeste olması gereken ekipmanlar, işte kümes nasıl olmalı gibi bir video patlatırız. Orada bir şeyler anlatmaya çalışırız arkadaşlar. Şu an damızlı kuşlarımızda durumlar böyle. Bu kuşlarımızı hiç uçurmuyoruz. Sadece burada bu şekilde ancak bu kadar görüyorlar. Yani çünkü ben bu kuşlardan yavru alıp uçum kümesine gönderiyorum. Orada da uçumlarını yapıyorum. İşte ona göre dişimiz de geldi, yumurtanın üzerindeydi. Bu yavru da zaten, bu boz dumanlı yavru da arkadaşlar, bu ikisinin şu an karede olan boz dumanların yavrusu. Bakalım bir takım daha yumurtası var. Onlar da çıksın inşallah. Onları da inşallah büyütürse onları da alacağız duruma göre. Onları da çekip size göstereceğim.
şu dişiyi çok seviyorum, bilmiyorum. Şu dişi gerçekten muazzam bir kafa yapısı, muazzam bir duruşa sahip. İnşallah da istediğimizi alabiliriz arkadaşlar sonuçlarını. Bu dişimiz de keza öyle. Valla şurada bir diyan daha dişimiz var. O da gerçekten çok güzel bir dişi. Yani bir umut. İnsanlar bu işte bir umut ediyor. İşte her zaman daha iyisini bulmaya çalışıyor veya işte elindeki iyiyi korumaya çalışıyor. İşte biz de onun peşindeyiz. Önemli olan elindekinin değerini bilebilmek, bilmek. Elindekinin değerini bildiğiniz zaman inanın Allah size bundan çok daha iyisini verecektir. Hiçbir zaman elinizdekinin kıymetini bilmemezlik yapmayın. Her zaman bu sadece kuş işinde de olmayabilir. Her zaman şükredin arkadaşlar. Çünkü her şey veren Allah'tır. Bakın bizim geçenlerde ölen damızlığımız 7 yaşında bir hayvandı. Ve yani ben şöyle ya gidip de işte ya şöyle oynuyordu, böyle oynuyordu, altından gelen şöyle yapıyordu. Gidip de bu efsanelere, yani bunları söylemeyeceğim. Keşke yaşasaydı da yani altından düşenleri görebilseydik. Ama bir umudumuz işte bu olan kuşlar, şu an altından gelen yavrular. İnşallah erkekten bir damar tuttuysa bir erkek ayırabilirsek buradan çıkan yavrulardan. İnşallah soyunu devam ettirmeye çalışacağız. Çünkü herkes kuş besliyor, herkes iyiye sahip oluyor. Fakat önemli olan bunun muhafazasını ve devamlılığını getirebilmektir. O devamlılığını getirdiğin zaman zaten sen gerçek anlamda kuş sahibi oluyorsun. Yoksa hep bir arayış içindesin. Yani o arayışların hiçbir zaman sonu gelmiyor. Çünkü her zaman elindekini kaybetme olayına düşüyorsun. Veya işte bir şekilde kayboluyor, elindeki damar gidiyor. O yüzden de başkalarının kuşlarını almak zorunda, başkalarının kuşlarını kümesine koymak zorunda kalıyorsun. İnşallah bu kuşları muhafaza yapabilirsek, bunları çoğaltabilirsek, burada sevdiğimiz arkadaşlarla bunları paylaşacağız. Ve herkes için yani seyir zevki yüksek videolar çekmeye devam edeceğiz inşallah. Evet, durumları böyle arkadaşlar. Şimdi şurada gidelim, biraz da şuradaki taş yiyenleri çekelim. Yavrumuz bile taş yemek gereksinimde duruyor. İnşallah vallahi o yavruyu büyütebilirim ya. Yani çünkü büyük emek veriyoruz. Yani emeğinizi karşılığını almak kadar keyifli bir şey de yoktur. Yani dediğim gibi arkadaşlar, geliyoruz. Başka bir niyetimiz yok. Bu kuşlara bakıp şöyle bir video çekip kafamız rahatlıyor. İnsanlara bir şeyler anlatmak insanı inanın çok böyle bir mutlu ediyor. Kendi mutluluğumuz zaten ayrı bir şey. Çünkü bunlara şu yemi vermek bile inanın kuş besleyenler muhakkak benim bu dediğime katılacaktır. Kafanızın rahatlamasına, o iş stresinden çıkmanıza o kadar yardımcı oluyor ki anlatamayacağım. Sadece yaşayan adam bilir. Yoksa etrafınızdaki konu komşu, akrabalarınız, işte geri geliyor anneniz babanız bile sizin bunları beslemenize karşı oluyor. İşte ama bunların tabi tadını bilen, bu kuşların bu keyfini bilen adamlar zaten kuş bakıyor. Yoksa bilmeyen adamlarla ne kadar konuşursanız konuşun, ne kadar anlatın, ya hiçbir şekilde sizin yaşadığınız keyfi alamayacaklardır. Kuş beslemek güzeldir arkadaşlar. Besleyin. Hayvan beslemek ayrı bir güzel, ama bu hayvanlara bakmak çok ayrı bir şeydir. Tabi bunları beslerken de günlük yaşantınızın bütün bunlara vermeyin. Yani işiniz olabilir, okulunuz olabilir. Hele gençlerimiz ilk önce okulunu halledecekler. Ondan sonra bunlara vakit sağlayacaklar. Çünkü hayatın dertleri ne kadar bunlar alsa da en azından hayatını idame ettirmek için, daha ilerisi için muhakkak size ihtiyaç olan sağlam bir iş, sağlam bir işin ve getirisi olan iyi bir para. Yani çok para da olmasına gerek yok, ama beslediğiniz hayvanda ne beslerseniz besleyin, bu hayvanlar da arkadaşlar külfetsiz, yani masraf hayvanlar değil,
geri gelirci oluyor. 100 lira para veriyorsunuz. İşte bunu sadece yemini falan söylemiyorum zaten. Zaten bu hayvana yani yem için, işte parası için bakacak ya, girmeyen adam varsa hiç girmesin zaten. Çünkü ya parayla ölçecek bir durum değil bu durum. Yani ayrı bir şey. Kuş beslemenin keyfi, zevki çok ayrı bir şey. İnşallah yani bu şekilde videolarımızı çekip sizinle paylaşırız. Sizin destekleriniz burada çok önemli. Çünkü biz ne kadar video çekersek çekelim, siz destek vermedikten sonra hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. O yüzden de bu konuda sizden desteğinizi bekliyorum. İnşallah biz de elimizden geldiği şekilde sizlere daha kaliteli, daha iyi videolar çekeceğiz. Şimdi şöyle kuşlarımızı şöyle şuradan bir alalım. Evet arkadaşlar, yani şunları şöyle oturup izlemek bile insana keyif veriyor. Şunların dolaşması bile şuralarda, bakın şuralarda dolaşması bile bilmiyorum, çok ayrı duygular veriyor bana. İnşallah illaki bunu şu an bu videoyu izleyip de keşke ben de kuş beslesem, işte eskiden beslerdim, işte gençken beslerdim diyen abilerimiz ve amcalarımız muhakkak olacaktır. Ya yeri yoktur ya da iş fırsatını, iş dolayısıyla veya işte başka sebeplerden dolayı durumu yoktur. O yüzden de en azından onları bu çekip şunların böyle yemlemesi, şunların şöyle dolaşmasını izleyenler için muhakkak şunlar terapi gibi gelecek onlar için. Biraz da o yüzden en azından hayvanları şöyle dolaşırken çekiyorum ki o insanlar da bundan faydalansın. Hani en azından görsünler. Çünkü çok ayrı bir hasret diyor insanlar. Üniversitedeyken bile açıp böyle izlediğim zamanlar oluyordu. O zaman böyle tabi kanallar fazla meşhur kanal yoktu veya çok böyle kanal yoktu. Şu an yeni yeni zaten bu insanlar bu güvercinler hakkında bilgi sahibi olmaya başladı. Biz de bilinmeyen işte bilgileri veya insanların bilmediği şeyleri veya işte bizim illaki bilmediğimiz şeyler var. Bunları öğrenmek için zaten bu kanala açtık. İnşallah da daha iyi yerlere gelecek, daha iyi şeyler olacak. Arkadaşlar kuşlarımızda en son durumlar böyle. Dediğim gibi beyazlar orada gözünüyor. Beyazlar yumurtlayacak arkadaşlar. Fazla kalmaz beyazdan yumurtlaması. Onlar yumurtlar. Nudimizin eşi gitti. Biliyorsunuz öldü. Şu dumanlı kirli de Nevşehir'den getirdiğimiz dumanlı kirli de. O da şimdi bu Nudi'nin peşine düştü. Dişinin peşine düştü. Neyse onlar da yaşasınlar. Önemli değil. Onları zaten sonradan ben ayarlayacağım zaten. Ya da atlarına başka yumurtaları kaydedeceğim. Yavrumuz hareketleniyor arkadaşlar. Yavru hiç durmuyor. Yavrumuzun maşallah var. Yani onu herhalde uçuma verebilirim. Gel bakalım, gel. Nereye gittin sen öyle? Gel. Kuşlar da yerinde duramıyor. Geç bakayım şöyle. Geç bakayım şöyle. Heh. Oraya geç. Oraya geç. Şimdi ufak ufak bakalım yine bir şöyle bir daha bir yem verelim bakalım. Var mı yem yiyen? Aynen, yine şöyle ufaktan bir yemlensinler. Arkadaşlar bu dumanlı kirlimizi uçurduk. Vallahi çok güzel buraya geliyordu. Çok güzel geliyordu. Muazzam geliyordu. Ondan sonra işte o evin yanındaki inşaatın yapılması filan fıstık derken biz hayvanı uçuramadık. Damızda ayırdık şu an. Şu an hayvan damızlıkta. İnşallah da yavrusunu alacağız. Yumurtladı işte. Yumurtladı, yavrusunu alacağız. Yavrusunu aldık mı neticesini size paylaşacağız inşallah. Videolara abone olmadıysanız ilk önce abone olalım arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm.